Evet arkadaşlar, çarpanlar ayırma ikinci testle beraberiz. Burada işlemin yapmamız için üst tarafı çarpanları ortak çarpan parantezi almamız lazım. 111'ler ortak. 45 tane 111'den 25 tane 111 çıkarsa 20 tane 111 kalır. Ama sen onu 111 parantezine alıp 45 eksi 25 ile yapabilirsin. Eksi. Yine burada 111'lerin parantezini alıp 111 parantezinde 11 artı 13 dersin. Aşağısı 2 üzeri 6. 64 eksi 36 artı 9. 64'ten 36 çıksa 28 galiba. 9 eklersen buna 37. 37 de 111'i bölen bir şey arkadaşlar. Zaten öyle olması lazım. Şimdi şurasının 20, burasının da 24 çıktığını fark ediyorsak, 111 parantezini alırsak 20 eksi 24 oluyor. Aşağıda 37 var. 37'ye böldük 1, 37'ye böldük 3. Şurası da eksi 4 geldi. 3 kere eksi 4'ün çarpımı ne arkadaşlar? Eksi 12. Cevap Denizli. Arkadaşlar burada 2 kare farkı gözüküyor. Nedir bu? 61 eksi 11 çarpı 61 artı 11 eşittir 100 tane A. Burası 50. Burası 72 eşittir 100 tane A. 50'ye böldüm 1, 50'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 36. A kaçmış? 36'ymış arkadaşlar. 2 Ceyhan. Aşağıda hangisi ifadesinin çarpanlarından birisidir? Arkadaşlar ortak çarpan parantezini alacağız. Burada A küp var, burada A kare var. En küçüğü A kare. Burada B kare var, burada B küp var. En küçüğü B kare. A kare B kare parantezi verdiğimizde eksi. Bunu bu ifadeyle çarptığımızda ilki gelmeli. Demek ki A olsa yeter. A küp B kare versin. Burada B. O zaman A kare B kare A eksi B. Şimdi arkadaşlar A kare B kare varsa içinde A vardır, B vardır, A kare vardır, B kare vardır. Yani bunların hepsi vardır. Yani bunların kombinasyonları da vardır. Yani AB vardır, AB kare vardır. Ondan sonra A kare B vardır, A kare B kare vardır. Hepsi olabilir. O yüzden bu var. Bu var. Ama A küp B küp yok arkadaşlar. A kare B kare de var. Şurada A eksi B'yi de vardı, buldum, o da var ama A küp B küp yok. Bu Denizli. Şimdi verilenlere göre bunu bul diyor. Bulayım kardeş, çok zor bir şey değil. Kalemimi değiştireyim önce. Burada bir Y çarpanını alayım bunları. Ortak çarpan parantezi. X artı Z'nin 24 olduğunu biliyorum. Bu da belli. Burası 8. Demek ki Y ne? 3. O zaman şunu şöyle düşünmem lazım benim. X artı Z eksi 2Y. X artı Z'yi biliyorum 8 eksi 2 tane. Y'yi de şimdi 3 buldum. 8 eksi 6. El cevap 2 arkadaşlar. Geriye doğru gidelim. E, D, C, D. E, D, C, D. Evet, devam edelim. X eşit değil 2 yine bakın. İçine düşecek kuyuyu baştan kaldırmış. Bunlar hep kopyadır. Olduğuna göre falan kaçtır. Şimdi ben buraya x parantezini alsam x artı 2. Buraya da 4 parantezini alsam x artı 2. Şimdi x artı 2'leri götürebiliyorum. Çünkü şu eşit değil 0. Demek ki 0. X artı 2 0 olamaz. O zaman x eşittir 4. Bu cümleyi anlıyor musunuz? Çok önemli bir cümle. Bu cümleyi anlayın arkadaşlar. 6. Şu 2 kare farkıdır arkadaşlar bu. Buna göre k kaç diyor. 2 kare farkı ne? Birincinin karesi 4x kare eksi ikincinin karesi 9 eşittir. 4x kare eksi k. Demek ki k eşittir 9'dan başka bir şey değil arkadaşlar. Adana. Çarpanlardan bir tanesini soruyor bize. Tamam. Şimdi ben burada a artı b vardı. Buraya da eksi x parantezini alırsam yine a artı b olur. Neden? Çünkü eksi x kere a eksi ax eksi x kere b eksi bx bunu verdi. Şimdi bunu sol taraftakini de biraz çakallık yapmam ve a artı b çarpı 1 şeklinde yazmam lazım. Yani bir tane a artı b'den x tane a artı b'yi çıkartacağım. Bu da yine ne yapmam lazım arkadaşlar? Ortak çarpanını şu kabul etmem lazım bu sefer. O zaman a artı b ortak çarpanında 1 eksi x kaldı. O zaman 1 eksi x diye benim bir çarpanım vardır. A artı b de var ama o şıklarda gördüğünüz gibi yok. Şimdi burada iki tane yolla çözeceğim arkadaşlar bu soruyu size şimdi. İlk defa bu yollarla karşılaşalım. Burası x eksi 3'ün karesi. Görüyorsunuz ki arkadaşlar x eksi 3'ün karesi eşittir 5'in karesi. Buradan iki tane çözüm gelir. X eksi 3 eşittir 5. Yani x eşittir 8 veya x eksi 3 eşittir eksi 5.
X eşittir eksi 2. Hangisi olabilir diyor. 8 cevap 8. Şimdi ikinci yola bakalım arkadaşlar. İkinci yolda şöyle yapıyoruz. Bu ifadeyi bu tarafa atıyoruz. Bu x kare eksi 6x artı 9 eksi 25 eşit 0 oluyor. X kare eksi 6x eksi 16 eşit 0 oluyor. Bu da x eksi 8 çarpı x artı 2 eşit 0. Ya bu 0 ya bu 0. Demek ki x eksi 8 eşit 0 ise x eşittir 8. Aha bunu bulduk. X artı 2 eşit 0 ise x eşittir eksi 2. Burada da aha bunu bulduk. Burada yani tam kare metoduyla çözmüş oluyoruz. Burada çarpanlara ayırmayla çözmüş oluyoruz. İki yol da mümkün arkadaşlar. Geriye doğru gidelim. Denizli, Adana, Adana, Bursa. Bu doğruymuş Denizli. Ondan sonra bu doğruymuş Adana, Adana, Bursa. Şimdi arkadaşlar 9 numaralı soruya doğru yelken açabiliriz. 9. Evet. Şimdi bakalım ne yapacağız? Bunları ikili ikili düşüneceğiz arkadaşlar. Çarpanları soruyor yine. Bunu burayı, bunu burayı yapacağım böyle. Burada ortak çarpan parantezini alma yapmak istersem a kare parantezinde a artı 2 oluyor. Burada da eksi parantezini almam lazım. Bunu görmeniz lazım. A artı 2 ki bunun aynısını üretesiniz. Ki bir daha alasınız. A artı 2 parantezinde a kare eksi 1. Yalnız a kare eksi 1'in hala 2 kare farkı olduğunu fark ederseniz isterseniz bunu a artı 2, a eksi 1, a artı 1 diye yazabilirsiniz. O yüzden a eksi 1 olabilir. Sadece bu. Diğerleri olmuyormuş zaten arkadaşlar. Hangisi olur diyormuş. 9. Hangisiyle özdeştir? Bunu söylüyorum arkadaşlar. Daha önce söylemiştim. Çarpanları eksi 6 toplamları x'in önündeki sayı olan şurada gizli 1 var. Eksi 1 olacak şekilde. Eksi 3 ile 2. Çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1. Demek ki bu x eksi 3 çarpı x artı 2. Bu da x x diye ayrıldığı için. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevap Denizli. 11 numaraya geldik. Yine çok kolay bir soru gelmiş. Bize bir ifade koymuş. Şimdi sen burada a yerine 3 eksi kök 5'in karesi eksi 6 tane 3 eksi kök 5 falan yaparsan ayvayı yedin. Şimdi senin burada yapman gereken önce bunun bir özdeşlik olduğunu görmen ve bunun a eksi 3'ün karesi olduğunu anlaman. Şimdi 3'ü bu tarafa atarsan a eksi 3'ün eksi kök 5 olduğunu anlarsın. O zaman şunun içerisine sadece eksi kök 5'in karesi koyarsın. Üstü çift olduğu için eksinin önemi kalmadı. Sonuç 5 diye çıktı kardeşim. Cevap Ceyhan. Cevap ne ya? Evet yine güzel bir soruyla beraberiz. Şimdi biraz görsel olarak bunu görebilmek için ilerlememiz lazım. İlerlemek için bir iki hamle lazım. Bunu soruyor. Burada bir payda iş desek a desek ne oluyor? A kare artı 2 bölü a'nın ne olduğunu sormuş. Şimdi şu 5a'yı öbür tarafa atarsam a kare artı 2'nin 5a olduğu verilmiş. O zaman üsttekinin yerine 5a koyup buna da a dersem sonucun 5 çıktığı belli. Geriye doğru gidersek arkadaşlar Denizli, Ceyhan, Denizli, Bursa, Denizli, Ceyhan, ondan sonra Denizli, Bursa. Sizler de kontrol etmesiniz. Test böyle. Ben şimdi öğretmen olduğum için artık hani siz de görün diye doğru olduğunu biliyorum. Minik hatalar böyle artık bir dalgınlıkla bir eksi artı görmeyip ya da basit bir çarpma yaparsak hata çıkıyor arkadaşlar. Ama onun dışında sizin testi bitirdikten sonra kontrol etmeniz, sonra yanlışlarınız da yanlış mı değil mi diye basit hata mı diye irdelemeniz. Sonra da bir hocaya gitmeniz lazım. Öyle yapmıyorsanız iyi çalışmıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi m soruluyor. O zaman ben bunun karesini alsam bunun da karesini almam gerekiyor. Birincinin karesi x kare artı ikincinin karesi 1 bölü x kare artı 2 tane birinci çarpı ikinci eşittir 16. Bunlar giderse bu 2'dir. Bu 2'yi öbür tarafa gönderdim. X kare artı 1 bölü x karenin 16 eksi 2 yani 14 olduğu ortaya çıktı. Ceyhan. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir sadeleştirme olacağı belli. Sadeleştirme olacaksa aşağıda sadece x artı 1 var. O zaman bunu üsttekinin çarpanlarının bir tanesi x artı 1 olmalı ki bir sadeleştirme olsun. Bak sana tiyoyu veriyor. Buradan bir tane artı 1 diye çarpan çıkarsa bir tane de eksi 2 diye çarpan çıkar. Demek ki diğeri de x eksi 2 arkadaşım. Aslında soru sana kopyayı veriyor. O kadar kolay bir soru ki sana anlatamam arkadaşlar. Sana anlatamam arkadaşlar. Ne oldu? Özne yüklem uygunsuzluğu. Konuşurken böyle oldu. Tekilçioğlu ne yaptıysam artık. Arkadaşlar burada bir OCPA yapalım. Ortak çarpan parantezini alma. Nedir bu? B parantezinde A eksi C bölü A eksi C artı. Burada yine bir B parantezini alalım. B parantezinde A artı C bölü
A artı C. Şimdi bunları götürebilmemiz için A'nın C'ye eşit olmaması, yani bunların sıfır vermemesi, A'nın eksi C'ye eşit olması, yani buranın da sıfır vermemesi çok önemli. O zaman B artı B eşittir 2B. Yani gerekli koşullarda ya da buraya yazması lazım. A eşit değildir C, A eşit değildir eksi C diye soruya yazsaydı bu soru birazcık daha düzgün bir soru olacaktı. Evet arkadaşlar, geldik bu soruya. Önce ne yapacağım? Şurada bir işlem yapacağım. Burada iki kare farkını göreceğim. O yüzden bu tarafı şöyle yazmam lazım. X eksi y çarpı x artı y. Şunu olduğu gibi bırakacağım. X eksi y zaten şurayla gidecek. Şimdi bu bölüyü çarpıya çevirdim mi aşağıya yukarıya yazmam lazım. X çarpı y. Burada da ortak çarpan parantezini alırken bunu aşağıya yazmam lazım. Ortak çarpan parantezini alma yapacağım. X kare var, x var, küçüğü x. Y var, y kare var, küçüğü y. X'ye x kare y vermesi için x ile çarpılması lazım. Artı x y kare vermesi lazım, için de y ile çarpılması lazım. Bunu gördüm. Şimdi üstteki x y ile bu x y gitti. X artı y ile x artı y gitti. Hiçbir şey kalmadı. Her şeyden 1 kaldı arkadaşlar. O zaman 1 bölü 1'den cevap bize 1 geliyormuş Edirne. Evet arkadaşlar, ikinci test de bitti. Kontrolümüzü edelim. E, C, A, C. E, C, A, C. Evet arkadaşlar, testi bitirmişiz. Geçmiş olsun. Üçüncü teste görüşmek üzere.